Yeşile bastığım anda tabii ben sonradan idrak ediyorum. Ben depremi herhalde ben başlattım yani o böyle harbi harbi basarak. Herkesin beklediği şey şu 99 depremini bir anlat ya. Ben anlattım, inanmadılar. Sen anlat bir de. Neyi bak anlat? 99 depreminde ben ne anlattım biliyor musun? Dedim ki sen bizim ev kısmını görmedin. Ben de senin kısmını görmedim. Senin anlattığını transfer ettim. Biz evde yaşadığımızı anlattım zaten 99 depreminde. Hepimiz uyanıktık. Hatta şey diyen oldu. O saat 3'te o yaştan sonra uyanıktık biz ailece geç yatan bir aileyiz. Annem bismillah çekti. Ben sopayı aldım. İşte hani bir giriş katı tripleri. Küçüğüz zaten. Orada da buluştuk. Deprem bitti. Ben ne giyeceğim falan diye aptal aptal sorular sordum. Dışarı çıktık. Seni aramaya çalıştık. Yani ulaşamadık. Ulaşamadık. Hatlar kesik olduğu için. Sen de Maşukiye'de bizim sattığımız evin. Ya işte o bir onu anlat bize. Maşukiye'deki evin işte. Anlatayım tabii. Eşyalarını toplamaya gitmiştik işte. Taşınıyoruz. Ha, sen de niye gelmemiştin? Aslında seni de götürürdüm de. Galiba zannediyorum pazartesi günüydü. Yani hafta ama okul var mıydı o ara? Hiç hatırlamıyorum. Ağustos ayı. Ya yüksek ihtimal yaz tatili yok, olabilir. Yaz tatiliydi. Ben çünkü hani olabilir. Yahudan web sayfası yapıyordum. Ben. İşte ben aslında biz evi eşyalı satmıştık da. Hani sadece özel eşyaları toplamaya gitmiştim. Hani bizim evdeki eşyaları falan. İşte kolileri molleri yaptık. Gece işte saat böyle 3 civarlarında falan. Yalnız tabii şey, hava gergin bir hava. Sıcak. Sıcak. Bahçenin çimlerinden buharların çıktığını görüyorsun o yani. O muhabbet. O derece bir sıkıntı var yani havada. Hiç böyle alışılmış bir sıkıntı değil yani. Ben de bu yaşıma kadar, o yaşıma kadar hiç öyle bir şey görmemiştim. Neyse tabii kondurmuyorsun da hani ne olacak. Sıkıntılı bir hava. İşte iş güç bitti falan. Zaten şort var üstümde yani sıcak olduğu için hava. Dedim ki artık işim de bitti. Şu son bir havuza bir gireyim çıkayım da bir serinleyeyim yani anladın mı? Sonra da arabaya yükleyeceğim onları. Döneceğim. İstanbul'a geleceğim. Tokyoları giydim ayağıma. Havluyu da boynuma astım. İşte zaten havuza çok yakındık. Ben onu bu arada çizerek anlattım. Bayağı paint de böyle falan. Yürüdüm. Baktım havuzun üstü böyle şey bağlamış. Yani belli çalışmıyor işte. Pislik var. Ha işte havuzun yanında da şey var. Motorların olduğu. Dairesi. Daire değil de işte hemen havuzun yanında böyle demir. Onu ben böyle çok küçük kapaklı bir şey hatırlıyorum. Ya zaten. İşte o böyle 80'e 80, 1 metreye 1 metre şeklinde bir demir kapak. Net hatırlıyormuşum. Açıyorsun onu. Yanda da böyle çimenlerin üzerinde bıraktığımız bir tane tahta merdiven. Onun kapağı açıyorsun. Onu aşağı sallandırıyorsun. İşte oradan iniyorsun. Motora basıyorsun. Çalıştırıyorsun falan filan. Veyahut da bakım olacağı zaman oraya iniliyor. Ben de dedim ki ya şeyini de unuttum tabii ismini şimdi. Bahçe işlerine bakan çocuğun. Rambo. Yok yok. Rambo diyordum ben ona. Galiba. Rambo mu diyordun? Neyse. O enkaz altında kalmadı mı o? O kendi evinde enkaz kendi altında evet, kalmıştı. Enkaz altında kalmış. Ondan sonra ama şey bir şey olmadı yani. Evet. Sarmışlardı. Neyse işte dedim ya gireyim şu içeri. Bir çalıştırayım da şu hani 5-10 dakikada bekleyeyim bir su devir daim yapsın. Bir temizlensin. Havuz öyle gireyim. Ben işte merdiveni indirdim aşağı indim. Zaten panonun üstünde de ışık, bir yeşil, bir kırmızı şalter ışıkları var. Tamam. İşte yeşile basıyorsun, çalışıyor havuzun devir daimi. Kırmızıya basıyorsun, kapatıyorsun. Ben o arada işte yeşile bastım. Depreme denk geldi. Yeşile bastığım anda tabii ben sonradan idrak ediyorum. Ben depremi herhalde ben başlattım yani o böyle harbi harbi basarak. Şeyi ben vermiş, startı ben vermiş oldum yani. Ben ona bastığım an işte o anda deprem oluyormuş. Ben tabii farkında değilim. Bir sallantıdan dolayı ben zannettim ki o aşağıdaki işte su devir daim pompası. İşte yanındaki kum filtreleri var. Onlar bayağı büyük böyle aletler. Onlar işte depremden dolayı sallanmaya başlayınca ben zannettim ki onlarda arıza var. Onun için de çocuk havuzu kapamış. Tekrar kırmızıya basıp hani stop ettireyim de lan gider ayak adamların dedim şeyini bozmayalım. Motoru bozmayalım. Yani motoru da yakmayalım havuzun falan. Ben o kırmızıya bastım. Hani tam böyle yukarı çıkacağım. O ara anormal bir sallantı. İkinci böyle, o zaman o işte. O işte ilk, herhalde. İlk böyle bir salladı yani, sonra alttan böyle vurmaya başladı. Anormal ama bir sallantı. Zaten kapaktan üzerime öyle bir su indi ki. Ulan çok kötü bir yer ya. Yani işte hep söylerim ya aynı şeyleri tabii anlattım defalarca da. Hani orada biraz böyle çelimsiz falan birisi olsa var ya o değil. Suyun basıncından mümkün değil çıkamazsın. Çünkü o hazneyle havuzun arasındaki duvar da çok inceydi yani. Zaten yan yana. Yan yanalar bitişik yani. Zaten havuzun
şeyiyle. Oradaki oda havuzla bitişik zaten. Tabii ben hala ne olduğunu anlamıyorum ama. Yani ben deprem olduğunu hala bilmiyorum ama bu bir şey oluyor, bir afet oluyor. Bak şu anda yaşıyorum yani orayı. Vallahi. Bir şey oluyor, değişik bir şey. Anlam veremediğim. Çünkü hiç deprem görmemişim o yaşı. Öyle bir deprem. Ama ben bir yandan da çıkmaya çalışıyorum. Tabii sonradan idrak ediyorum. Lan diyorum o merdiven tahta mesela. Hani ben orada biraz vakit çıkamasam. O suyla beraber o tahta merdiven içeri gitse. Yandın. Yani çok soğukkanlı olman lazım. Oranın suyunun dolmasını bekleyip o delikten yukarı. Onunla birlikte yukarı çıkın. Hep bunları tabii sonradan düşünüyorsun. O an işte aklına falan hiçbir gelmez. Şey geldi. Neyse ben tabii yukarı çıktım ama tabii deprem devam ediyor. Zaten 5 saniye falan sürüyor. 5 saniye falan sürüyor. Sen zaten ışığı falan orada yükselttin. Ya zaten o benim anlattığım böyle saniyeler aslında. Bunlar da bakma biz uzun uzun anlatıyoruz böyle. Ama öyle yaşıyorsun o anı da yani. Hani her saniyesini. Neyse ben yukarı çıktım. Sitede de zaten kaç ev var? 6 ev mi? 8 ev mi? 6 ev var. İkişerliden işte 12 ev ama yarısı var yarısı yok insanların. Yukarı çıktım hani eve doğru gideyim diye. Fakat mümkün değil yani o havuzun kenarı bizim havuz 16 metreydi biliyorsun. Havuzun kenarından eve doğru yürürken herhalde yanlış hatırlamıyorsam ya 2 kere ya 3 kere düştüm. Yani öyle bir sallanıyor ki böyle anormal. İnsanı düşürüyor ya. Yani... Tabii dizlerim üzerine düştüm yani. Ya şu lan bina yıkıyor. Hani bir havuza doğru gidiyorsun falan ve de çok enteresan bir şey gördüm orada. Bizim böyle bir yamaçlaydı biliyorsun. Bizim o Diyarbakırlıların olduğu evin altından bu şeyin toprağın hareketini gördüğümü hatırlıyorum. Yani o dalgalanıyor şey toprağı. Dalgası herhalde o deprem dalgası dedikleri o. O zaten herhalde havuza çarpıyor. Zaten hani böyle bir dosya kağıdını havadan böyle bir bırakırsın şöyle şöyle iner ya şu hareketle iner ya aşağıya yere. Havuzun görünüşü öyleydi. Böyle bir sağa bir sola zaten her vurduğunda suyu böyle dışarı atıyor işte. Zaten o bana gelen su da oradan gelen. O gürültü ben anlatırken gürültüden çünkü gürültü... sen hep gürültüye vurdun tabii mesela. Tabii hani. Anormal sanki diyorum ya işte toprağın altında o böyle gelen dalgayla beraber sanki toprağın altında tanklar yürüyormuş gibi böyle bir gürültü. Bir kırılma. Ne bileyim bir şeylerin yıkılışı gibi böyle sesler var yani. Ve o arada tam böyle İzmit yönünden bir ışık patlaması oldu. Yani bir aydınlandı böyle an meselesi. Yani böyle bir saniye kadar böyle bir ışık parladı. Onu konuştuk yayında da hani var bir sürü ve söndü. O ışık parlaması sönmesiyle beraber zaten elektrik melektrik o anda mı gitti veyahut da 1-2 dakika mı evvel gitti o şey anında zaten otomatik böyle bir sistem var bildiğim kadarıyla. Benim hatırladığım anında... biz evdeyken deprem bitmeye yakın elektrikler gitti. Ben öyle hatırlıyorum. Tam olabilir. Chat daha iyi hatırlar onu. Belki yaşayan varsa. Evet belki daha yakın yerlerde yaşayan olmuştur ama ben bayağı göbeğindeydim. Sen bayağı zaten, yani. Zaten bizi oradan. Orada oldu zaten bir deprem yani İzmit. Işte. Başka ben biz o evi sattığın zaman arkadaş grubuyla başka bir yerden bir arsa bakıyordunuz. O arsanın ortasından yarık vardı galiba öyle hatırlıyorum ben. Ya yarık vardı orada da biliyorsun Sabahattin abilerin evi vardı. Evet. Sabahattin abilerin evinin yanından geçiyor. Şeye vuruyor. Araba garajına vuruyor. Araba garajını yerle bir ediyor ama eve hiçbir şey olmuyor. Allah Allah. Evet yani mutfakla garajın arasındaki böyle bir yol açmış gibi. Neyse işte ben tabii işte o vaziyette şeye kadar geldiğimde. Aklına geldik mi o? Gelmiş. Tabii, gelmez mi tabii? O anda zaten film şeridi gibi. Evi düşünüyorsun yani acaba. Çünkü şu da var yani o anda depremin bir de haberi olmadığı için nerede olduğunu da bilmiyorsun. Evet yani. Belki orada mı oldu? İstanbul'da yoksa vurdu. İstanbul'da mı oldu da oraya etkisi geldi? Bilmiyorsun onu tabii. Onun böyle bir heyecanı falan. Tabii sıkıntılı anlar yaşadık orada. Tabii şey. Sen şey yap ben bir holüs yok. Ben bak. Tabii eve. O ne? Bu da holüs ya. Bak bak. Bunu yok. Az önce dedi ya Odin'le Thor gibisiniz diye. Evet. Ulan saçlarım biraz sarı yapsam tam olacakmış. Evet vallahi. Harbiden ben ha. Bir gözümü kapatsaydım keşke. Sen de bari saçını uzat. Ben de ben biraz de sarıya vur. Saç uzayacak saç mı kaldı? Ulan Örüps ya. Harbiden. Böyle kaslı maslıda durduk mu tamam. Kos pilav. Neyse. Güzel bulmuşlar bunu. Bari. Kestim sözünü kusura bak. Dur şeyi kapattım. Heh. Ondan sonra tabii şey işte ben eve yaklaştığımda bitmiş gibiydi ama yine böyle ufak tefek böyle vuruyor artçılar zaten işte. Ben orada sırılsıklama oldum şort. Tamam mı? Üstüm başım şeye geldim. Ben hala evin içine girmeye çalışıyorum. Hani çünkü araba dışarıda, evin anahtarları içeride. Onlara ulaşmam lazım falan. Ama tabii tam böyle girmeye çalışıyorum. Karanlık bir de ışıklar da yok. O artı depremler arçılar. Geliyor. Arçılar geliyor. Tabii bir vuruyor o böyle. Tabii sen gerisin geriye dışarı kaçıyorsun. Ondan sonra Diyarbakırlı hiç unutmuyorum. Onlar tabii dışarı çıktılar. Bir tane öğretmen karı koca vardı en başta. İzmitliydi onlar da. Onun hiç unutmuyorum.
Tamam, onu hiç unutmuyorum dersen yanacağız bak. Vallahi hiç unutmuyorum. Ya yani niye ben diyorlar ya çok unutmuyorum deyip anlatıyorum. Şey resmen dili tutulmuştu. Yazık ya. Adamı şeye oturtturduk sandalyeye. O sırada da Diyarbakırlı bana diyor ki sen niye sırtlanmışsın ya böyle diyor tamam mı? Fantezi yapıyordum lan burada. Haberi yok tabii benim nelerden yaşayıp da geldiğim o noktaya. Ya dedim böyle ben havuzda yakalandım falan. Manyak mısın dedi geçirin bu saatlerde ne iş var havuzda. Ulan dedim havuza girecektim de giremedim oğlum dedim. Şeyde yakalandım odada yakalandım. Neyse. Ben bir girip geleyim. Şeyi oturtturduk hocayı öğretmeni. Vallahi zayıftı da bir şeyi cüssesi. Şu şeyleri dizleri birbirine çarpıyordu. Kemik sesi geliyordu. Emin korkudan. Ediyorum. İki dizi böyle birbirine çarpıyordu. Kemiğin tak 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 sesleri geliyor. Nasıl titreme ama. Korkudan tabii. Ondan nasıl sonra... salladı oğlum demek orayı ya. Ama çok enteresan işte bizim site hiçbir şey olmadı. Evet, neyse olmadı. İşte biz artık şeyle biraz bekledik tabii bir yarım saat bir saat kadar. O sırada tabii ben sizi arıyorum sürekli. Tabii biz de seni arıyoruz. Telefonlar tabii. Ama hiçbir şey yok tabii. Hiçbir şey çalışmıyor. Ondan sonra hat yok zaten. Ama ben sürekli böyle her fırsatta basıyorum tekrar. Bir türlü sonra Tuğçe. Tuğçe galiba bir düşürdü. İşte Tuğçe düşürdü. Tuğçe ablam bu arada yani biliyorsunuzdur. Tuğçe düşürdü. O arada ben dedim işte orada mı oldu burada mı oldu falan. Yok baba dedi sizin dedi orada olmuş dedi. Biz dedi çok korktuk dedi. Hani sen nedir durum falan dedim ya merak etmeyin bir şey yok. Sıkıntı yok burada her şey sağlam. Ben dedim ilk fırsatta geliyorum dedim. Öyle kısa bir konuştuk sonra da koptu zaten. Telefon gene gitti yani. Sen sonra bastın geldin diye hatırlıyorum zaten. Ya o da bir enteresan bir maceraydı. Şimdi, benim hatırladığım sen 1,5 saatlik yolu 40 dakikada falan geldin böyle şimdi, ya da ben o şeyde. Evet doğru öyle geldim hakikaten. Şey vardı o zaman Opel Combo mu? Combo arkası şey kasalı. O araba vardı. O da şu işte onunla gittim hani kolileri yüklersin diye. Şey. Yani neyse bir şekilde işte bu deprem hani arçılar da araları azaldı falan. Ben bir şekilde içeri girdim. Anahtarları da falan nereye koyduğumu da biliyorum tabii. Böyle masanın üzerinde bir çanak vardı. Onun için at. Çanak düşmüş ama çok enteresan bir şekilde ters düşmüş. Ve çanağı ben kaldırdığımda anahtarlar çanağın içindeydi. Allah Allah. Bak sana yemin ediyorum. Bak bunu hiç hatırlamıyorum. Bulaşık makinesi, buzdolabı mutfağın ortasına gelmişti o sallantıdan dolayı. O benim yaptığım kolilerin hepsi devrilmiş, kimisi patlamış falan neyse. İşte orayı ben bir şey yaptım hani herkes iyi mi falan komşulara baktım sıkıntı yok. Ben dedim gidiyorum. Ya dediler deli misin nereye gidiyorsun falan hani bilmiyoruz ne var ne yok falan. Yoldan yok oldu. Dedim gidiyorum çocuklar dedim şeyde ya İstanbul'da. Nasıl ben kalayım burada? Bindim tabii o Maşuken'in çarşısına inene kadar baktım ki yani bu senin masa yüksekliğinde abartmayayım o kadar biraz daha düşük. 50-60 santim. Yol böyle kabarmış. Asfalt kabarmış yani birçok yerde. Aşağıya bir indim zifiri zaten. Zifiri karanlık. Aşağı indim o bizim her zaman alışveriş yaptığımız meydan. Market yerle bir olmuş. Onu da sonradan öğrendik. Adam dükkanın içi geniş olsun diyor şeyleri taşıyıcı kolonları birkaç tanesini kesmiş. Enayi harbiden. Tabii. Aboneleri falan okuyacağım bu arada şu an. Dur heyecanla dinliyorum. İşte uzattım galiba biraz. Yok canım. Sıkıntı anlat ya. Olmasın. Anlat diye geldim. Ondan sonra işte bindik. İndim işte aşağıya falan. Oraları bir kolaçan ettim. Tabii insanlar koşturuyor bir yandan. Tabii sen de evini merak ediyorsun. Çoluğun çocuğunu merak ediyorsun. Ben tabii hiç durmadan bildiğim yoldan geleceğim. Maşuken'in şeyinden o hani bir köprü var ya. Hmm. Oraya bir geldik. Trafik sert. O köprü yıkılmamış ama köprünün ayağı mı artık? Bu senin atladığın mı? He. Atladığı kısım. Yani köprü yıkılmamış aslında. Sağlam duruyordu. Köprünün şeye bağlı yani toprağa bağlı olan kısmı çökmüş. Yani aşağı düşmüş. Anladın mı? Yol biraz daha yukarı. Yani yol duruyor. Buysa şöyle duruyor. Aynen yani. Öyle bir şey çöküntü ben olmuş. De öyle hatırlıyorum ya anlattım sonra bunları ben de. Sonra orada millet inmiş falan işte ya da Derbent köprüsüne gidelim oradan geçelim. Baktık oradan da arabalar geliyor Derbent tarafından yani daha bir ileriden. Hatta yaşayanlar belki biliyordur o Derbent köprüsü yıkılmıştı. Otobüs çarpmıştı o köprü. O otobüs onu da anlattın. O kaç kişi öldü orada çok ya. Çok kişi öldü orada. O tarafa yönelmek istedik. Oradan gelenler de gitmeyin dediler. Derbent Köprüsü zaten yıkıldı. Orada büyük facia var. Yani buradan karşıya geçiş bir tek orası dediler. Ne yapalım falan. Hiç unutmuyorum bir tane 54 plakalı bir kaç model bilmiyorum. Bir siyah bir BMW. E40 uzay kasadırı. Kesin o dönemi. Bir siyah BMW. Şöyle geldi bir şeye baktı. O çöküntüye bir baktı. Ben geçerim arkadaş dedi. Ya yapma etme nasıl geçeceksin falan filan. Hani böyle gerilirsin atlarsın ya bir yerden. Vallahi bak. Çocuk geriye taktı arabayı. Biraz böyle bir mesafe aldı. Bir topukladı. Geçti oradan. Aa dedim vallahi
geçti herif. Ben dedim ben de geçerim. Yani başka çünkü gidiş yolu yok. Geçeceğim yani. Geri de gelemiyorum. Arkası zaten trafik oldu bir de. Kuyruk olmuş. Ben de işte birazcık böyle bir geriledim falan. Ben de topukladım. Atladım tabii bizim arabanın arkası. E46 şey. BMW gibi gitmişti. Kombo lan. Arka ben tabii tamponu şeye vurdum. Yani düştü, düşerken herhalde. Yani inerken daha doğrusu şeye vurdum, arka düşmüş olan bankete vurdum ama ben tabii hiç durmadım. Hani tampon düşmüş kalkmış, şimdi düşüncem yok. Tabii canım. Basıp geliyorum ama işte bunları hep sonradan düşünüyoruz. Aslında benim yaptığım çok büyük bir hataymış ya. Çünkü ışık yok. Çok enteresan bir de. Ben şimdi İstanbul istikametine doğru geliyorum ya. Benim önümde hiç kimse yok. Tek bir stop lambası yok ama karşı taraftan nasıl far geliyor biliyor musun? Gece düşün. Ya şimdi depremin merkezine mi gidiyor millet? Tabii şimdi insanlar öğrenmiş nerede olduğunu depremin. İşte İzmit'e yardım hazırlıyorlar. İstanbul tarafından falan. İşte geliyor insanlar, tamam mı? Hani yakını var, anası babası var falan filan. Bayağı bir trafik var ya. Yani. Biz mesela ben gelirken bir sürü şey geçtim. Viyadük köprüsü üzerinden geçtim. Onlar bir tanesi yıkılmış olabilirdi Allah mesela. Karanlık. Ya. Göremiyorsun. Abi de düşünsene abi, insan rahatlıyor mesela. Tuğçe telefonu düşürmüş ya. Allah korusun yolda bir şey olabilir. Çok tehlikeli. Bir de korkudan dolayı manyak gibi araba kullananlar vardır. Kendinde olmayan vardır. Aynen öyle. İşte hiç düşünmüyorsun bunları. Aslında iletişimsizlik tabii burada önemli olan. Bizim tabii bir sıkıntımız yok. Biz de yanlış yaptık. Lan ben balkondan... Siz de apartmanın önünde oturmuşsunuz. Balkondan şu kediyi içeri alacağım şimdi. Coştu bu. Oynasın ya. Sandalyeleri biz apartmanın önüne koyduk abi. Hani piknik yapar gibi oturduk. Ben de bisikletin radyosunu falan sökmüştüm hatta. Oturduk orada keko gibi saatlerce muhabbet. Donla geziyor millet. Gecelikle gezen var. Anneanneme gittik geldik. Anneannem evet, biliyorsun zaten doğru. Rahmetli oturuyor orada. Gidin diyor, ben depremde çok deprem gördüm diyor. Garip bir gündü ya. Ama onlar tabii Adapazarlı ya onlar. Bir de Adapazarlı onlar. 60 depremini falan yaşamışlar. Değil mi? Tabii. Anneannem onu yaşamış. Tabii canım. Annen de. Annem de yaşıyor ama annem tabii küçüktür o zaman. Ama 10 yaşlarında hatırlıyor tabii. Anneannem de hiçbir tık yoktu oğlum. Biz gittik hiç umurunda değil. İndirmişler aşağıya sandalye oturtturmuşlar. Ha sonra çıktı uyudu mu uyudu bir şey yaptı. Biz oradan ayrıldık evet. Yani. Bir de elimizde mumlarla yürüyorduk ya. Çok garip bir şey abi. Yani mekanı cennet yani olsun öğrendirdim bu arada. Dediğin gibi gerçekten herhalde o kadar mesafe 40-45 dakikada falan öyle bir şey geldim. Geldim ama çünkü şeyden dolayı trafik yok. Zaten bir de gece artık 4 falan olmuştu belki. Dörde geliyordu. Tabii yani gelmiştir, dörde gelmiştir. Ama basmışsın. Yollar da boştu. Bir de çok hakikaten gelebildiğimce süratli geldim. Yani işte böyle bir gerçekten tehlikeli bir andı o yani. Bir hayatımda enteresan bir anı. Benim yani de öyleydi yani. O garip diyorum ya, bir kez yaşadık sonra hep yaşadık depremleri falan küçük küçük ama. Ama de... sonra ne yaptık? Hep beraber gittik şeylerde falan o. Doldurma yerler. Deniz kenarında doldurma yerlerde. İşte o da hata. Gerçi orada bir şey olmaz yani, en fazla kayar yer açılır yani, orada bir tsunami riski yok, bir şey yok Marmara Denizi'nde. Tsunami değil ama işte orada mesela orada bir deprem olmuş olsa, yani İstanbul'da bir deprem çökebilir olmuş yerler olsa, sıkı bir deprem, onların hepsi denize karışır yani. Karışır. Dolma çünkü. Bu arada yeni bekledikleri deprem de öyle bir şey olacak işte. İstanbul deprem. Ya tabii Allah korusun, o çok büyük bir deprem deniyor ama. O hepimizin korkusu şu an. İnşallah olmaz ya. Ya atlatalım da hani en az şeyle, ki bilmiyorum dedikleri değerler çok büyük baba ya. 7.9882 vuracak falan diyorlar. Ulan bizim düşünsene, deprem İzmit tarafında oldu. Kadıköy Anadolu yakasına bir şey olmadı. Karşı yani bak faydan uzaklaşıyorum. Asya tarafında avcılar darma duman oldu. Ama işte o fay öyle devam ediyor. O fay acaba açıktan öyle mi geliyordu da? Tabii işte o şeyin ne fay hattı? Yazsınlar bu arada. Kuzey fay hattı mı, öyle bir şeydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Yani o fay hattı tabii uzadığı için zaten oraları hep yıkıldı yani. Bu arada demiş 15 milyon insan var, en az kayıp kaç olabilir ki, işte yok yani boku yiyecek memleket de inşallah diyorum ya. Yani o içimden gelen ses yani, çünkü kötü bir şey oğlum, yaşadınız mı çoğunuz yaşamamışsınızdır belki ama. Bak ben hiç korkmuyordum. Hiç ben etkilenmedim. 2-3 gün sonra o haberleri izledikten sonra ben çok ciddi deprem korkusu. Bir de şeye korkuyorsun. Kendine bir şey olacak diye değil ya. Adiler öyle bir veriyordu ki kamera haberler. O sesimi duyan var mılar, yankılarla ya işte suyun o... içinde ölüler gösteriyorlar. İşte bir kız 4 gün kalmış boynu böyle, annesi yanında yaşamını yitirmiş. Ben onları göre göre psikolojim bozuldu. Aslında vermemeleri lazım işte. Yani ben kaç gün Tuğçe ile birlikte yattım gittim ya geldim. Bir de tabii yani farkındalık da önemli. Önemli yani... de. Bir yerde aslında vermekte de avantajı var. İşte diyor ki sana bak dikkat et. Dikkat et yani bunu yaşayabilirsin diyor da. Aynen öyle. Çocuğun psikolojisi de kayıyor bir al, önlemini al ama sen ne kadar önlemini alırsan al. Yani işte. Doğanın üstüne çıkamıyorsun. Yani evin sağlam evin olur. Evin sağlam değilse yapacak bir şeyin yok. Hayır, evin sağlam olur. Depremi nerede yaşayacağım belli değil ki.
Gidersin bir gündüz bir yerde X bir binanın içinde işini yaparken deprem tabii canım olur. Orada gidersin. Bu arada Japonya'daki olayı biliyorsun. Şeyle ilgili yani. 8-9 içinde deprem oluyor orada. Bir Türk atla diye biri. Hatırlıyor musun tabii onu? Hiçbir şey olmuyor ki oradaki binada. Kimseye bir şey olmuyor. Bizim bir tane yaralanan ölen mi ne var orada, Türk atlamış anasını satayım. Yalan mı o? Yalan mıymış? Bilmiyorum, duymadım hiç. Camdan atlayan Türk. Ben öyle duydum. Bilmiyorum lan yalan mı doğru mu? Ya oğlum bir sus lan. Bu kızgınlığa girip girip duruyor vallahi bunu. Ya çiftleştireceğim diyorum. Bu su şey mi? İç temiz. Doğru diyorlar. Yani bu arada gülüyoruz falan ama Türkiye'de de depremde camdan atlayıp ölen çok insan oldu ya. Korkudan. Yani heyecan aslında işte bilinçsizlik, heyecan, ne bilmiyorum, adrenalin. Panik. Yani sen normal yapman gerektiği şeyi yapsan. Ben hep babamlara diyorum mesela, benim için bu ne kadar doğru, yanlışsam düzeltin. Çok büyük bir deprem olsa benim yapacağım ilk şey mutfak. Ben hep mutfağı düşünüyorum. Yani beyaz eşyaların yine. Tabii beyaz eşyalar, mutfak büfesi, makine var baksana. Yani bulaşık makinesi, buzdolabı. Sen buraya cenin pozisyonunda yattığın zaman orası seni korur. Tabii yani, kütlenin yanına gitmek lazım. Ama işte o bir yatak olmamalı mesela. Tabii. Anladın mı? Benim sağlam bir kütle tabii, yani. Yatağa yatsam ezilirim lan orada zaten, ölürüm. Allah korusun. Allah herkesi korusun. Amin. Ya neyse, canımız şey yapmıyor ama deprem muhabbeti ve aynısını dinlediniz zaten, bir farkı da. İyi aklımda kalmış. Ben de sonuçta babamdan dinlemiştim. Tabii onda her sene böyle bir soran arkadaşım ya 99 deprem muhabbeti açıldı, anlatıyordu. Yaşayacağız göreceğiz, bilmiyorum, o zaman haberlerde vardı. Deprem çantam var mı abi? Yok. Dilara'cığım hoş geldin. Bu arada şeylere bakayım bir dakika. We were